Rıdvan Baştürk bizlerle beraber olacak. Biraz da Türkiye piyasalarından bahsedelim. İçeride yurt dışında görüntü bu. Borsayla başladığımızda dün hızlı bir yükseliş vardı. Bugün o pozisyonlar biraz korunuyor gibi görünüyor. O yüzden buradaki değerlendirmeler de önemli. Rıdvan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Biraz düşüş eğilimi oldu açılışta ama şimdi yeniden yataya dönmüş durumda Borsa İstanbul. BIST 100 şu an tam 76.893'ten geçiyor. Ne demek lazım? Evet, Borsa İstanbul'da dün yaşanan yukarı yönlü hareketlerin küresel hareketlere paralel olduğunu belirtmekte fayda var. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Amerika'dan gelen istihdam verilerinin beklentinin oldukça aşağısında kalmasıyla birlikte Fed'den özellikle Ekim ayındaki toplantıda artık bir faiz artırımı beklenmiyor. Bunun piyasalara bir miktar olumlu, özellikle gelişmekte olan ülke piyasalarına daha da olumlu bir şekilde yansıdığını belirtmekte fayda var. Düne bakıldığında ise dün Amerika ve Avrupa borsalarının tamamı alıcılı seyrettiğini söyleyebiliriz. Burada biraz daha hisse bazı hareketlere de yer vermek gerekiyor. Özellikle emtia fiyatlarındaki yükselişler hisse bazı hareketleri de destekledi ve burada yine borsaların alıcılı seyretmesine neden oldu. Tabi cuma günü de kurun 2.99 seviyesine gerilemesinin etkisini biz dün içeride Borsa İstanbul'da yaşadık ve yukarı yönlü hareketlerin de bu şekilde desteklendiğini görüyoruz. Ancak bugüne bakıldığında özellikle Avrupa ve yurt içinde de yine kar satışlarının geldiğini görüyoruz. Tabi Borsa İstanbul'da uzun vadede bakıldığında yurt dışı risklerden çok biraz daha içeriye yönelmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz ki 1 Kasım'da yapılacak olan erken seçime de çok az bir süre kaldı. Her geçen gün bu belirsizliğin devamı kapsamında alımların en azından sınırlı kalmasını bekleyebiliriz. Burada teknik anlamda 75.000 seviyesine dikkat çekmek gerekiyor Borsa İstanbul'da. Gün içerisinde takip edilecek çok fazla önemli veri yok. Global bazda özellikle pariteleri, endeksleri hareketlendirecek çok fazla hareket olmayacağını söyleyebiliriz, ancak teknik seviye burada bir kat daha ön plana çıktığını söyleyebiliriz. 75.000'i mutlaka yatırımcıların takip etmesi gerekiyor. Önümüzdeki süreçte 75.000 desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan satış baskısının devamını bekleyebiliriz ve bu kapsamda da 72.000 seviyesinin ön plana çıkması öngörülebilir gibi gözüküyor. Peki dolar TL'de hangi seviyelere dikkat etmek lazım? Hangi seviyeler ön plana çıkacak? Dolar TL'ye baktığımızda ise özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerine burada bir parantez açmak gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Amerika'dan açıklanan istihdam verilerinin ardından biraz önce de bahsettim. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde biraz daha değer kazanımlarının fazla olduğunu gördük. Özellikle Güney Afrika randı, Brezilya reali, Rus rublesi, Meksika pezosu gibi para birimleri dolar karşısında 2 gündür %1'in üzerinde değer kazanımları görüyor. Bundan Türk lirasının da bir miktar etkilendiğini söyleyebiliriz. Ancak bakıldığında bu ülkelerin arasında dolar karşısında en az değer kazanan ülke para birimi Türk lirası olarak gözüküyor. Tabii de bunu da yurt içindeki mevcut risklere bağlamak mümkün. Son dönemdeki aşağı yönlü hareketler çok kısıtlı kalmaya başladı ki burada 2.98 seviyesini ön plana çıkarmak gerekiyor. Dünkü ve bugünkü hareketlerin 2.98 seviyesinden toparlandığını söyleyebiliriz. Ki burada da tabii ki de önemli olan şeylerden birisi dün yurt içinde açıklanan Eylül ayına ait enflasyon verileriydi. Yani bizim aslında diğer gelişmekte olan ülke para birimleri daha az değerli olmamızın sebeplerinden birisi enflasyon verisi diyebiliriz. Enflasyon aylık ve yıllık bazda yükseliş gösterdi ki önümüzdeki dönemlerde de özellikle Merkez Bankası'nın da beklentisi doğrultusunda daha da yukarı seviyelere çıkma ihtimalimiz var. Gelen bu dair veriler de yine Türk lirası üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Bakıldığında alımların kuvvetlenmesi için psikolojik seviye olan daha önce de ön plana çıkan seviye 3 seviyesini görüyoruz. Haftanın geri kalan bölümünde hem Amerika'da hem de yurt içinde çok fazla önemli bir veri akışı takip edilmeyecek. Belki haber akışları ön plana çıkabilir. Özellikle yurt içinden gelebilecek haber akışları paritede mutlaka hareketliliğe sebep açacaktır. Ancak burada biraz daha teknik seviyelere odaklanmak gerekiyor. Özellikle yukarıda 3 seviyesinin kırılması durumunda ilk etapta 3.0260 seviyelerine doğru alımlar gelebilir. Aşağıda ise 2.98 alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek ilk seviye olarak gözüküyor. Bu seviyenin kırılması durumunda ise 2.95'lere kadar önümüzdeki süreçte gerilemeler mümkün olacaktır. Evet, ALB Forex analisti Rıdvan Baştürk, teşekkürler katkılarınız için. Yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri şu an özetlemek gerekirse dün evet hareketli bir gündü. Risk iştahı biraz daha yüksekti. Şimdi biraz piyasa frene basmış gibi görünüyor. Murat, çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Bu bilgilerle beraber kısa bir araya çıkacağız. Aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle.